Bismillahirrahmanirrahim. Mümin kardeşlerim, sizlere sorular sormak istiyorum. İçinizden geldiği gibi, imanınızın gerektirdiği gibi bana cevap verin. Dünyayı kim yarattı? Bu kadar cılız mı? Allah! Çok güzel. Dünyayı yarattıktan sonra kendisine ibadet edilecek mekan, Kabe olarak Mekke'yi kim seçti? Allah! Celle Celaluhu. Mekke'den 40 yıl sonra Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü kim bir kıble noktası olarak seçti? Mescid-i Aksa'yı ve etrafını, Askalan'ı, Gazze'yi kıyamet gününe kadar bütün müminlerin Kur'an'ı olan Kur'an'ımızda mübarek kim belirledi? Allah! Allah Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan kurtarıp Mescid-i Aksa'ya doğru yürümesi için kim görevlendirdi? Allah! Allah Celle Celaluhu. Sonra Musa Aleyhisselam'dan binlerce sene sonra son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'de Kabe'nin dibinde dahi namaz kılarken Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılması için, yani Kabe'nin dibinden Mescid-i Aksa'yı kıble edinmesi için Muhammed Aleyhisselam'ı kim görevlendirdi? Allah! Allah Celle Celaluhu. Sonra peygamberini miraca alacağı zaman Mekke gibi bir yerden onu bir gece yürüyüşüyle Kudüs'e alıp Mescid-i Aksa'da on binlerce peygamberin ruhu ile buluşturup orada onlara imam yapıp oradan miraca kim aldı? Allah. Allah. Böylece son peygamberin bütün peygamberlerden görev teslimi belgesini Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da kim planladı, kim yaptı sorularının son cevabında yine kim var? Allah. Allah. Bu kadarı güzeldi. Çocuklar çok canlı Allah diyorlar zaten. Onlar daha canlı diyorlar. Çünkü ümmetimizin geleceği de onlar zaten. Allah onlara bereketler versin. Peki kardeşlerim, etrafını mübarek kıldığını Allah söylediği Kudüs'e Haçlıları 90 sene kan akıtıp Müslüman doğrayacak şekilde gelecek kaderi kim yazdı? Allah! Allah.
Sonra Selahaddin'i kim gönderdi? Allah. Allah. Şüphe var mı bu kadarından? Sonra dünyanın vampirleri, ateş tutuşturucuları diye Kur'an'ın isimlendirdiği Yahudileri Osmanlı hilafetinin gözüne baka baka Kudüs'e yerleşecek kaderi kim yazdı? Allah Celle Celaluhu. Peygamberine dünyanın her yerinde belki cihat biter. Ama Kudüs eteklerinde cihat bitmeyecek kıyamete kadar kim dedirtti? Allah Celle Celaluhu. Bugün ve yarın kıyamete kadar Kudüs'te de, İstanbul'da da, Mekke'de de, Londra'da da, Paris'te de, Afrika'da da, Yemen'de de kimin kaderi geçerli olacak? Allah'ın. Bir dakikalığına bir göz açıp kırpacak kadar bundan şüphe etmemiz olabilir mi? Kur'an'dan şüphe etmiş oluruz. Kaderden şüphe etmiş oluruz. Kardeşlerim, siz benim sorularıma Allah, Allah, Allah diye cevap verirken itiraf etmiş oldunuz ki ne dün ne bugün asla Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın eteklerinde veya Gazze'de Allah'ın kaderi dışında bir şey olmuyor. Mümin olarak yaşayıp ölmek için böyle inanmamız gerekiyor. Gazze'deki müminler ve onu tepeden bombalayan melunlar Allah'ın kaderiyle oradalar. Peki ne oluyor orada? Bize göre Uhud'da olan buluyor. Hendek'te olan oluyor. İstanbul fethedilirken olan oluyor. Haşa! Allah'ın ve meleklerinin görmediği, kontrol edemediği bir şey oluyor diyemeyiz. Mümin olarak yaşayıp ölmek istiyoruz çünkü. Adına Yahudi denen Kur'an'ın ve geçmiş bütün peygamberlerin lanet ettiği, peygamberler öldürmüş ve Allah'ın dönemlik de olsa maymun ve domuza dönüştürdüğü bu kitleler bize göre, medyaya göre, kulaklarımızı bilgiyle dolduran güçlere göre, büyük süper devletlerin yerleştirmesiyle oraya geldiler, İslam'la mücadele ediyorlar. Bunun ikinci cümlesi doğru, İslam'la mücadele ediyorlar. Ama yerleştiren büyük süper güçler değil. Allah'ın Kur'an'da
etrafını mübarekleştirdik dediği bir yere ne Haçlı ne de Havralı yerleşemez. Yerleşemez. Yerleşecekse Allah'ın kaderinden geçecek de yerleşecek. Peki Allah peygamberine kıble edindirdiği ve peygamberinin yeniden nübüvvet mantıklı İslam'ın merkezi olacak diye müjdelediği Kudüs nasıl mel'un, peygamber katili, bebek katili bir kitlenin işgalinde olur? Acaba değerli kardeşlerim, acaba Beytül Makdis, Kudüs, Mescid-i Aksa hangi isimle anlıyorsak, üç isimle anabiliriz. Kabe'den, Mekke'den daha değerli olabilir mi? Olamaz. 100 bin ile 100 arasındaki kadar fark var ikisi arasında. Ama İbrahim peygamberin çocukları babalarının dini tevhid dinini sulandırınca Kabe'de de yüzlerce put yok muydu? Vardı. 360 putu senenin her gününe bir put ismi yapıp Kabe'nin içine doldurmuşlardı. Kirletmek söz konusuysa Kabe çok daha vahşice kirletilmişti. Etrafında alkolünden zinasından katliamına kadar her şey yapılıyordu. Ama Allah kaderini bir gün Kâbesi bile putlarla doldurulacak diye yazmıştı. İbrahim Aleyhisselam Kâbe'nin etrafında oğlu İsmail'le tavaf ederken kaderi kim yazdıysa putperest cahil Araplar Kabe'nin içini put doldururken ki kaderi de o yazmıştı. Çünkü Allah kullarına gösterdiği mukaddeslikleri, mekanları, kişileri, peygamberleri kullar korusun diye önlerine koyuyor. Kullarının cıvıttığı yerde Allah gereken dış görüntüye göre oluşuma izin veriyor. Kabe öyle işgal edilmişti. Şimdi yeryüzünün şer güçlerinin zalim ve katille doldurduğu Mescid-i Aksa'nın görüntüsü 1/100.000 kadardır Mekke'deki görüntüye bakıldığında. Denebilir ki şimdi İslam geldi. Dolayısıyla şimdi ezanlar okunuyor Mescid-i Aksa'da. O benim dediğim put dolu Mekke'nin etrafında da kainatın efendisi 2 rekat namaz zorla kılıyordu. İslam o zaman da vardı. Değerli kardeşlerim, her soruya Allah diye cevap verdik. Şimdi geldik, bu pozisyon kimin izniyle devam ediyor diye sorsam, Allah diyeceksiniz gene. Hiçbir çareniz yok. Allah'ın hükmünden
şu kadar senedir Kudüs ayrıldı mı diyeceğiz. Müslüman iken bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Mekke'nin putla dolduğu günü tekrar zihnimizin önüne getirirsek, biz şu sevgili yavrulara bile acaba neden orası put dolmuştur o zaman? İbrahim'in yaptığı Kabe'yi niye putla doldurdu bu adamlar diye soracak olsam 3-4 tahminden sonra diyeceklerdir ki çünkü Ammarların, Yasirlerin, Sümeyyelerin şehit olacağı ortamı oluşturdu Allah. Sonra da Mekke'ye 21 sene sonra İslam fetheden güç olarak girdiğinde Sümeyye'nin ve diğer şehitlerin, Bilallerin faturasını ödedikleri bir şehir olarak girdiler oraya. Bugün biz Allah'ın kontrolü dışında Kudüs'te bir şeyler oluyor, Gazze'de bir şeyler oluyor diyemiyoruz. Müslümanlığımız buna engel. O zaman Allah Celle Celaluhu ne istiyor bizden acaba? Ne istediğini hepimiz görüyoruz. 6 aylık Rabbine tertemiz gitmiş, Gazze'nin bedelini ödemiş şehit bebekler istiyor Allah demek ki. Bunu istiyor. Ve alıyor zaten. Çünkü Kudüs kıyametten önce Mehdi'nin geleceği ve ümmeti Muhammed'in Raşid halifeler olarak yeniden İslam'ı yerleştireceği mekanın adıdır kardeşim. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Allah ya bunu bu yeniden Ömer bin Hattab gibi bir adamın, Allah ondan razı olsun, ümmeti Muhammed'e idare etti. Hadislerden öğrendiğimize göre domuz neslinin ve haçın kırılıp atılacağı, ben Hristiyanım diyenlerin bile İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacağı, onun da Muhammed'e uydum diyeceği gün ya biz bu salonlarda Allahu Ekber diye bağırdık, şu su veya başka su markasını boykot ettik diye olacak, bu kadar ucuz olacak koca bir dönüşüm, Mehdilik bir dönüşüm, 2 marka protestosuyla olacak, bir de salonlarda çok bağırdık diye olacak ya da bebeklerin bile bedelini ödediği bir yatırım olacak bu. Hangisini yapacağını Allah'ın Mekke'de gördük. Hangisine Allah'ın yatırım dediğini Kur'an-ı Kerim'den Buruç suresinden bu akşam gidiniz okuyunuz. La ilahe illallah bedel isteyen bir şifredir. Bu bedel slogan değildir. Marş da değildir. Ayak ayak üstünde kahve içerken bu kahveyi protesto ettik, öbür kahveyi içiyoruz deme nezaketi de değildir. Kutile ashabul uhdudu. 5000 müminin kazılmış büyük bir çukurun içinde bir saatte yakan ruh Yahudi ruhudur. O bedel, Buruç suresindeki bedel, Muhammed Aleyhisselam'ın Medine medeniyetinin kuruluşunun faturasıydı. Allah
Celle Celaluhu. Benim mübarek kıldığım bir yerdir. Barakna havlehu dediği bir yer. Değil Yahudi. Bütün insanlık ve cinler ve Yahudilerin ataları maymunlar, domuzlar birleşseler Allah izin vermedikçe nefes bile alamazlar orada. Değil kirletmek. İzin veren Allah'ı unutmamak lazım. Ne istiyor o zaman Allah? Celle Celaluhu. Bir kere Allah Celle Celaluhu görmek istiyor ki bu nesil Kudüs'ü, Filistin mi görüyorlar, Kudüs mü görüyorlar? Arapların toprağı mı görüyorlar, ümmetin toprağı mı görüyorlar? Filistin'e Filistin diyorsan, Kudüs'e Kudüs diyorsan, Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Aksa diyorsan, senin faturanda kaç birim yazıyor, onu görmek istiyor Allah. Seçimlerini etkiler, kooperatifini etkiler, satışları etkiler, alışları etkiler, petrol fiyatlarını etkiler, uluslararası ilişkileri etkiler, sosyal ilişkileri etkiler, antisemitizm düşünceleri etkiler, Avrupa Birliği'ni etkiler, Kıbrıs ilişkilerini etkiler, Arabistan'ı etkiler, Mısır'ı etkiler. Bu kadar etkileşim içerisinde Allah'ın ve dininin ve Mescid-i Aksa'nın senin, seninle beraber bulunan, senin de beraberinde bulunduğun cemaatinin etki gücünü görmek istiyor Allah. Bu kadar basit. Allah seçmek istiyor. Kur'an'ımız Bedir Savaşı'nın neden öyle ulu orta bir Ramazan günü Bedir denen yerde gerçekleştiğini anlatırken Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Enfal suresinde Allah-u Teala, istedik ki ölen ne için ölüp gittiğini herkes anlasın, yaşayan da niye yaşadığını herkes anlasın diye. Bir sınav var ortada çünkü. Müslümanız. Mescid-i Aksa bize emanet edilmiş. Bunun bir bedeli olmalı. Bu beden benim canım mı, malım mı, toprağım mı, forsum mu, sağlığım mı? Herkese göre bu birim değişik. Kimine göre slogan düzeyinde, kimine göre infak düzeyinde, kimine göre de can düzeyinde. Herkesin bir fiyatı var Allah katında. Herkes cennet istiyor ama Allah istediği fiyattan satıyor cennetini. Bizim istediğimiz fiyattan değil. Cennet onun çünkü. Kardeşlerim, hiç kimse bu mel'un soyu maymuna dayanan mahlukların oradan gideceğini zannetmesin. Sakın böyle konuşmacıların yıktık, yaktık, dağıttık onlar oradan gidiyorlar, denize atlayacaklar sözlerine inanmayın. Onlar orada kalacaklar. Ben peygamberimin sözüne güveniyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Gazze biter. Olur. Taşlar ve ağaçlar bitmeyecek. Benim peygamberim demiyor mu? İş ağaçların bile dile gelmesine dayanacak. Taşlar bile arkamda Yahudi saklanıyor diye dile gelecekler demiyor mu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Şu anda orada 4-5 milyon Müslüman var. Henüz o düzeyde değil. Daha çok var o günlere. Çok var. Dizi film izlemiyoruz kardeşlerim. Allah'ın kaderini izliyoruz.
Allah'ın kaderi dizi film değildir. Basiretli olalım. Peki ne yapacağız biz? Elbette hiçbirimizin yapabilecek bir şeyi yok. Şu anda bütün dünya Müslümanları, hele şu sus pus pısırık, ölmüş de mezarı kazılmamış Körfez ülkeleri, bu diğer adı Arap ülkeleri, yazık isimlerine, yazık İslam ülkesi isimlerine, çakallar gibi toplanıp yalan bildiriler dağıtıp söyleyip giden tipler, emin olunuz onlar var ya, şöyle bir 10 gün savaştan ara bulunsa orayı yeniden 10'ar katlı binalarla donatırlar. Halklarını susturup inandırmak için. Sizin buradan 50 liranız, 60 liranıza muhtaç değil Gazze aslında. Paraya çok bir ihtiyaç yok orada. Siyasi desteğe ihtiyaç var. O da yok. O olmayınca devletler dahil herkes para göndermeye çalışıyor. Ölüler mezarda teselli bulsun diye herhalde. Mezara konacaksa o paralar faydalı olur tabii. Kardeşlerim, geliniz gerçeği öğrenelim. Gazze'ye yardım etmek veya etmemek yapabileceğimiz bir iş değil şu anda. Ondan önce yapacağımız çok önemli bir iş var. Bizi Allah'ın hangi tarafta gördüğünü sağlamak. Direkt Yahudi tarafı, zaten Hristiyanlar bile değiller şimdi. Papalık bile üzüldü bu işe. Dolaylı olarak kimden yanayız? Menfaatlerimiz ve Kudüs'ümüz karşı karşıya geldiğinde neredeyiz? Cebimizden çıkarıp gönderdiğimiz para önemli değil. Benliğimizde yerleşmiş Kudüs sevdası önemli. İki sorun var kardeşlerim. Birincisi, bu gayzımız, kinimiz, nefretimiz, buzumuz, içimizdeki ateş ne kadar daha devam eder? Bu çok önemli. Çünkü bu protestoları, boykotları çok gördük. Hafif yardım kapıları açıldı mı, buradan da makarna ve mercimekleri gönderdikmiş, bitiyor zaten. Bir dahaki bombaya kadar her şey serbest. Bir. İki. Bu maymun soylular, ataları maymun olan bu tip melunlar, yarın bir açıklama yapsalar, biz bir miktar aşırı gittik, bütün Müslümanlardan da özür diliyoruz, tazminat olarak da şu kadar milyar dolar ödeyeceğiz deseler, öbür gün böyle bir toplantı yapabilir misiniz bu salonda? Sakın benimle 5-6 sene önce geriye gitmeyin. Şimdi konuşalım bu işe. Öldürülen her çocuk başına 5000 dolar veriyoruz deseler, bu kavga biter mi bitmez mi? Kavgamız ölmüş çocukların kavgası mıydı? O çocukların uğruna öldürüldüğü Kudüs kavgası mıydı? Ümmeti Muhammed'in hilafetine teslim edilmeden Kudüs ve Mescid-i Aksa, bu içimizdeki kaynayan hararet azalıyorsa büyük bir sorun yaşıyoruz demektir. Günlük konularla, kahveci dükkanlarıyla takılıp kalıyoruz biz. Adamlar kıtalar konusuyla uğraşıyorlar. Biz kahvehanelerle uğraşıyoruz. Adam ülke ülke bombalayacağım diyor. Biz marka marka cevap vereceğiz sana diyoruz. Allah'ın davası böyle ucuz bir dava değil. Bu kadar ucuz değil.
Değerli kardeşlerim, Allah'a güvenin. Başka güvenecek kimsemiz yok zaten. O Kudüs'ü ben mübarekleştirdim diyorsa Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde, Allah'a güvenin. Yalnız hiç kimse Allah'ın kaderinin ben sağken olup bitmesini istiyorum demesin. Allah'ın kaderi ilk insandan son insana kadar gidecek. Kudüs filmi Adem Aleyhisselam'dan 40 sene sonra başladı. 40 sene. Önce Kabe'yi, sonra Kudüs'ü yerleştirdi Allah. Mehdi Aleyhisselam gelinceye kadar, yani kıyamet operasyonu başlayana kadar Kudüs devam edecek. Haçlılar geldi, kan akıttılar. Selahaddin geldi, temizledi. Tekrar İngilizler geldi, verdiler. Gidecekler ama problem bitmeyecek. Orada İsrail'in, maymun çocuklarının orada bulunmasını isteyen Allah'tır. Orada onlar bulundukça bizim hızımız artar. Heyecanımız artar. İmanımız aktif olur. Onlar çekilirse bir kenara, denize dökersek onları, burada biz uyuruz. Belki birbirimizi parçalarız. Problem, bu dedeleri maymun olan mahlukların orada çocuk öldürmesi problemi. Milyar olmamıza rağmen, milyarlı sayıyı aşmış olmamıza rağmen, bizi yok kabul edecekleri kadar çer çöp olmamız önemli burada. Onlar güçlü olduğu için değil, biz güçsüz olduğu için böyle oluyor. Toprak sahibi olduğumuz halde çık git deniyor bize. Değerli kardeşlerim, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın bir sözünü hepimiz ne oluyor ne bitiyor? Niye bizim Müslümanların siyasetçileri ayağa kalkıp yeter be, yeter niye diyemiyorlar? Biliyor musunuz? Onu da Ömer cevap veriyor. Diyor ki, Mısır'daki kumandanına mektup yazmış. Mısır'daki kumandanını göndermiş, bir hafta içinde Mısır'ı fethet, bana haber gönder diyor. Aylar geçmiş, Mısır'dan fetih haberi gelmiyor. Mektup yazmış, mektubunda diyor ki, bakın diyor, kafirler Allah'a isyan ettikleri için Allah onları sevmiyor. Biz Allah'a isyan etmediğimiz için bizi seviyor, bize yardım ediyor, biz de zafer kazanıyoruz. Siz de gittiğiniz yerde günah işleyerek Allah'a asi olursanız kafirlerle denk olacağınız için size Allah yardım etmez. Onların elinde de silah olduğu için perişan olursunuz. Tövbe edin, Allah'a dönün, samimi olun, Allah size yardım etsin diyor. Kardeşlerim, Allah bize dünya lezzetlerini haram etmiyor. İyi evlerde oturmamız yasak değil. İyi arabalara binmemiz yasak değil. Ama dinimizi keyfimize göre şekillendirmemiz yasak. Bu bir cinayet. Laikleştirilmiş dindarlar olamayız. Siyasete, ticarete ve ekonomiye alet edilmiş dinimiz olamaz. Bunu yaptığımız sürece de Allah bize yardım etmez. Allah yardım etmedikten sonra bebeklerinin ölümünü seyretmek senin işte kaderin olur. Demek ki Allah kendisine dönen kullar istiyor. Bunu da
Kudüs meydanında görecek. Dilerim, temenni ederim. Kudüs, Mescid-i Aksa'mız, Gazze'deki yiğitlerimiz, burada oturduğumuz yerlerde Allah'ı, Kur'an'ını, şeriatını ve ümmeti her şeyden, bütün dünyadan, sistemlerden ve varlıklardan daha üstün tutacağımız güzel bir Müslümanlığa doğru dönüşümüze vesile olur. Bizi ne yazık ki büyük bir pandemi afeti düzeltmedi. Camilerimizin cemaati bile azaldı. Sonra büyük afetler oldu. Yine Allah'a dönüşü sağlayamadı. Umarız Gazze'deki şehit bebekler bize kan olur, fer olur, takat olur. Allah'a döneriz. Kardeşlerim, oradaki şehitlere kimse ağlamasın. Burada kendi halimize ağlayalım. Onlar bir şey kaybetmediler. İçimden bir ses o çocukları Hızır Aleyhisselam'ın kafasını kopardığı çocuğa benzetiyor. Çünkü çok yakın seneden beri Birleşmiş Milletler orada yardım hikayesiyle feminizm ve bütün rezilliklere ait çalışmaları ekmeğin içine sokuşturup veriyordu. Çünkü tek serbest örgüt Birleşmiş Milletler'in örgütüydü. Onlar da getirdiği ekmeğin içine bu pislikleri saklıyorlardı. Bırakın Allah melekler gibi alsın gitsin çocukları. Ona ağlamayalım. Kudüs'ü dininin bir parçası görmeyi gitgide kaybeden toplum kendine ağlasın. O şehitler ve şehitlik hepimiz için mübarek olsun. Allah hepimizin dönüşüne onları sebep kılsın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.